Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere limit yayınlarının 20'li kronometre edebiyat denemesinin 6.sını çözmüş olacağım. Birinci soruyla başlıyoruz arkadaşlar. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde amaç anlamı vardır demiş. Amaç anlamı oluşturan cümlelerde genellikle arkadaşlar mak için, mek için ifadeler olur. Buna dikkat edelim. Bakalım şimdi. Günümüzde Bilgi ve iletişim teknolojileri Günlük yaşam içinde gittikçe daha fazla yer almaktadır. Dijital oyunlar da giderek artan oyuncu sayısıyla bu alanda dikkat çekmektedir. Oyunların popülerliği ile birlikte oyuna dayalı öğrenme de ilgi çekmeye başlamıştır. Bu yeni öğrenme tekniklerinden dijital cihazlarla kurgulama yaratılarak sanal dünya ile gerçek dünya birbirine geçirilmektedir. Sağlık alanındaki öğrenme amaçlı oyunlar sağlık bilgisi, becerisi ve davranışı geliştirmek için kullanılmaktadır diyor. Bakın arkadaşlar, sağlık alanındaki öğrenme amaçlı oyunlar sağlık bilgisi, becerisi ve davranışı geliştirmek için kullanılmaktadır diyor. Bakın 5 numaralı cümleye baktığımızda hem amaçlı ifadesini kullanmış, hem de soruda ifade etmiştik. mak için mek için ifadesini kullanmış. Sağlık alanındaki öğrenme amaçlı oyunlar hangi amaçla kullanılmaktadır? Sağlık bilgisi, becerisi ve davranışını geliştirmek amacıyla bundan dolayı da doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. İkinci soru, bu araştırmadan hareketle kesin olarak çıkarılabilecek yargı aşağıdakilerden hangisidir demiş. 2002 yılında 6700 kişi arasında yapılan bir kamuoyu araştırmasına göre 12-17 yaş arasındaki kişilerin %81'i arkadaşlarına ve akrabalarına e-posta atmak için interneti kullanmaktayken %70'i hem bilgisayarlarından hem de kablosuz cihazlarından hızlı mesaj atmakta. 18-19 yaş aralığındaki kişilerin %56'sı ise interneti telefona tercih etmektedir diyor. İfadelerimize bakalım. A seçeneğinde internet insanlar arasında en fazla kullanılan iletişim aracıdır demiş. Arkadaşlar internetin en fazla kullanılan iletişim aracı olup olmadığı belirtilmemiş. O yüzden A seçeneğini eleriz. Gençlerin çoğu internetten eğitim kaynağı olarak yararlanmaktadır diyor. Yine arkadaşlar eğitim kaynağı olarak yararlanıp yararlanmadıklarını belirtmemiş. O yüzden B seçeneğini de elemiş oluruz. 12-17 yaş arasındaki kişiler interneti 18-19 yaş aralığındaki kişilere göre daha fazla kullanmaktadır diyor. Arkadaşlar bu da yine tam olarak belirtilmiyor. Bundan dolayı biz C seçeneğini elemiş oluruz. İnternet gençler arasında en önemli haberleşme aracı haline gelmiştir. Bakın bu olabilir. Çünkü rakamlar gittikçe artmış bunu gösteriyor. E seçeneğine bakalım. İnsanların yarısından çoğu interneti telefona tercih etmektedir diyor. Arkadaşlar bu sadece dikkat ederseniz 18-19 yaş aralığı için geçerli. Çoğu demiş. Dolayısıyla kesin olarak çıkaramayız. Bunu da elemiş oluruz. Bundan dolayı da kesin olarak çıkarılabilecek yargı internet gençler arasında en önemli haberleşme aracı haline ne yapmaktadır? Gelmektedir ifadesi çıkar. Bunun için de doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Üçüncü soru. Bu parçanın anlatımıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez demiş bakın. Parçamızı okuduğumuzda arkadaşlar birinci kişili anlatım diyor. Birinci kişiyle anlatım nerede var? Bakın şelalesinin yolunu tutuyoruz diyor. Yazar olayın içerisine kendini de katmış. Biz buradan değerli arkadaşlar A seçeneğini çıkarırız. O yüzden A seçeneğini elemiş olduk. Niteleyici sözcüklere yer verilmiştir diyor. Peki nerede var? Bakın dere isim nasıl dere? Vadiden geçen dere niteleme sıfatı. İrili ufaklı şelale derken niteleme sıfatının kullanıldığını görüyoruz. Dolayısıyla bu iki sözcükte nedir arkadaşlar? Niteleme sıfatıdır. Niteleyici sözcükler kullanılmıştır. B seçeneğini çıkarmış olduk. Bunu da ödedik. Gözlemlere başvurulmuştur diyor. Arkadaşlar paragrafın genelini okuduğumuzda yine gözlemlerini anlatmaktadır yazar. Bundan dolayı C seçeneğinde paragrafın genelinden çıkarırız. Bunu da elemiş olduk. D seçeneğinde bitmemiş cümleler kullanılmıştır diyor. Bakın Herhangi bir eksiltili cümle görmüyoruz. Aynı zamanda 3 nokta da görmüyoruz arkadaşlar. Eksiltili cümleyi ifade ediyor biliyorsunuz. O yüzden doğru cevabımız nedir? D seçeneği olacaktır. Yine bu parçada öznel ifadeler arkadaşlar kullanılmıştır. Bakın şurada muhteşem bir yer burası derken muhteşem ifadesi nedir? Özneldir arkadaşlar. Kime göre neye göre değişkenlik gösteriyor. O yüzden biz buradan E seçeneğini de çıkarmış oluruz. E'yi de bu şekilde ederiz arkadaşlar. Dördüncü soru. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde yazarın hem üslubuna hem de eserdeki içeriğe ait bilgiler verilmiştir diyor. Üslup dille ilgili olan her şeydi. İçerik ise yazarın anlattığı konuydu arkadaşlar. Buna göre değerlendirmiş olacağız. Bakalım. Türkiye'de romanı Hüseyin Rahmi Gürpınar başlatmamıştır. Ancak romanın tüm kitleler tarafından okulan ve sevilen bir edebiyat türü olmasında büyük bir payı vardır onun. Yazdığı romanlarda son derece gerçekçi halktan karakterler çizmiştir çünkü. Halk ağzına yakın bir dil kullanarak bakın dil ile ilgili her şey demiştik. Burada üsluptan bahsediyor. Ve her zaman çoğunluğun ilgisini çekecek toplumsal konuları bulmuş ve bunları ustalıkla kaleme almıştır. Böylece Türk romanının eskimeyen ve eskimeyecek olan yazarları arasında yerini almıştır ifadesinde. 4 numaralı cümleye baktığımızda arkadaşlar yazarın hem üslubundan halk ağzına yakın bir dilde eserlerini yazmasından hem de toplumun çoğunu ilginçsini çekecek toplumsal konulara yer vermesinden dolayı hem içerik hem de üsluptan bahsetmiştir. Bunun için de doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Beşinci soru bu dörtlükle ilgili olarak numaralanmış yargılardan hangileri yanlıştır diyor. Bakalım. Koşma nazım şekliyle yazılmıştır diyor. Arkadaşlar koşmanın en önemli özelliği nedir? 11'li hece ölçüsünü kullanmasıdır. Burada kaç tane var? Hep beraber bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Arkadaşlar 8'li hece ölçüsü de yazılmış. O yüzden bu koşma değildir arkadaşlar ya var arkadaşlar ya da nedir? Semaidir halk edebiyatına ait. O yüzden yanlış olanı sormuştu. Bir numarayı alabiliriz. Peki redif var mıdır? Bakalım kaçar açar. Arkadaşlar buradaki arlar nedir? Buradaki arlar geniş zaman ekidir. Dolayısıyla görevleri aynı olduğu için biz bunlara redif deriz. Yine şuradaki açlara bakacak olursak bu açlarda nedir? İki ses benzerliği olduğu için biz buna da tam kafiye deriz arkadaşlar. Redif vardır demiş. Redife eledik. Burada bulunmaktadır. Üçüncü didaktik şiir örneğidir demiş. Şiirimize bakalım. Mert dayanır, namert kaçar. Meydan gümbür gümbürlenir. Şahlar şahı divan açar. Divan gümbür gümbürlenir ifadesinde. Arkadaşlar herhangi bir şeyi öğretmek amacıyla yazılmış mı bu şiir? Hayır. Bundan dolayı didaktik şiir değildir arkadaşlar. Bunun için biz 3 numarayı da alırız. Yine tam kafiye kullanılmıştır diyor. Bakın açlar neydi arkadaşlar? Tam kafiyeydi. Dolayısıyla bu parçada bulunduğu için 4'ü delemiş oluruz. Halk şiiri geleneğiyle yazılmıştır diyor. Evet demi söyledik. Varsa ya da semaidir arkadaşlar bu. Bu da doğrudur. Bunu delemiş oluruz. 1 ve 3 olan B seçeneği nedir? Bizim doğru cevabımız olacaktır. Altıncı soru aşağıdakilerin hangisi klasik tragedya türünün özelliklerinden değildir demiş. Bakalım. Konuların mitolojiden ve tarihten alınması. Evet arkadaşlar konular tarihten ve mitolojiden alınır. Doğrudur. A seçeneğini eleriz. 3 birlik kuralına uygundur. Evet Üç birlik kuralına uygundur. Bunu da eleriz. Baştan sona kadar ciddi bir hava taşıması doğrudur. Soylulara hitap ediyor çünkü. Bundan dolayı C seçeneğini de elemiş oluruz. Eski Yunan edebiyatında ortaya çıkması. Evet, eski Yunan edebiyatında ortaya çıkmıştır. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Halkın her kesiminden kişilere yer verilmesi. Demin ifade etmiştik. Halkın her kesiminden arkadaşlar kişilere yer vermiyor. Daha çok seçkin kişilere hitap ettiği için seçkin kişilerde eserlerin kahramanı olarak karşımıza çıkmaktadır. Bunun için de doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. Yedinci soru Aşağıdaki yargılardan hangisinde bir bilgi yanlışlığı vardır diyor. Bakalım. Battalname İslam ordularının Bizans devletine karşı yaptıkları savaşlarda kahramanlık gösteren Battal Gazi'nin yaşamı etrafında şekillenir. Doğrudur arkadaşlar bunu eleriz. Danişmetname İstanbul'da bağımsız bir devlet kuran Danişmet Gazi'nin hayatı ve kahramanlıkların anlatıldığı anlatılardır. Bu da doğrudur bunu da elemiş oluruz. Saltukname'de Anadolu'nun Türkleşmesinde önemli bir yere sahip olan Sarı Saltuk adlı bir Türk gazi dervişinin hayatı anlatılır. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Hamzaname, Hz. Muhammed'in amcası, Hz. Hamza'nın kahramanlıklarını konu edinen ve onun efsanevi hayatını anlatan eserlerdir. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Fütüvvetnameler ağırlıklı olarak tek geçerlerinde meydana gelen savaşlar silsilesinin anlatıldığı eserlerdir demiş. Arkadaşlar fütüvvet nameler ahilik teşkilatının anlatıldığı genel itibariyle de buna yer veren eserlere denir. Bundan dolayı da doğru cevabımız nedir? E seçeneği olacaktır. 8. soru. Bu parçada altı çizili bölümlerin hangisinde bir bilgi yanlışlığı yapılmıştır diyor. Bakalım. Klasik bir edebiyat türü ile yetişen Şinasi'nin Sahra adlı şiiri Batılı Türk şiirinde tabiat tasvirlerinin ilk örneği sayılır. Şairin 1885'te eşini kaybetmesi şiirlerinde ölüm temasını işlemesinde etkili olmuştur. Makber ve Hacile şairin ölüm karşısında duyduğu ızdırabı anlattığı önemli eserlerdendir demiş. Bakın arkadaşlar sahraya yer vermiş. Makber ve Hacile demiş. Tabiat tasvirlerinin ilk örneği demiş. Bakın arkadaşlar burada anlatılan özelliklerin hepsi Şinasi'nin değil kimindir? Tabii ki Abdül Abdülhak. Hamid, Tarhan'a aittir arkadaşlar. O yüzden doğru cevabımızda ne olacaktır? A seçeneği olacaktır. Dokuzuncu soru. Aşağıdaki dizelerin hangisi bu açıklamaya uygun örnektir demiş. Divan edebiyatının bazı şairler eser diye tek bir dize yazmışlardır. Bunlara azade denmiştir. Diğer adıyla mısrağı azade de deniyor. Azadeler anlam yüklü şiir parçalarıdır. Bakalım ne ararsan bulunur derde devadan gayrı ifadesini arkadaşlar kim söylüyor? Koca Ragıp Paşa söylüyor. Dolayısıyla bu da bir mıslağı azadedir. Tek başına değerli arkadaşlar şiirin önüne geçmiştir. Şiir yüklü ifadelerdir. Bunun için arkadaşlar doğru cevabımız nedir? A seçeneği olacaktır. 10. soru. Aşağıdakilerin hangisi modernizme esas alan yapıtların özelliklerinden biri değildir demiş. Bakalım. Kişilerin psikolojik özelliklerini ön planda tutması doğrudur arkadaşlar. Kişilerin psikolojik özellikleri ön planda tutulur. A seçeneğini elemiş olduk. Topluma ait değerleri yansıtma amacı taşıma demiş. Bu bir dursun arkadaşlar. Olabilir. Simgesel anlatımı benimseme. Evet, simgesel anlatım vardır. Bunu da eledik. İnsanın karmaşık dünyasını anlatmaya çalışma. Evet, özellikle modern edebiyatta, postmodern edebiyatta bunları görüyoruz. O yüzden D seçeneği indirilmiş oluruz. Geleneksel olanı terk edip yeniye yönelme, çağdaş olana yönelme zaten en büyük amaçları. O yüzden E seçeneğinde edilmiş oluruz. Topluma ait değerleri değil de daha çok arkadaşlar bunlar demin ifade ettiğimiz gibi daha çok bireye ait değerleri yansıtma amacı taşımaktadır. Bundan dolayı da doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. 11. soru. Aşağıdakilerin hangisinde boş bırakılan yere ayrat içindeki sözlü anlatım türü yazılamaz demiş. Bakalım. Toplumun tümünü yakından ilgilendiren bir konunun dinleyiciler huzurunda bir başkanın yönetiminde değişik düşüncelere sahip yetkin kişilerce çeşitli yönlerden tartışılmasıdır. Açık oturum doğrudur elemiş oluruz. Bir konunun çeşitli yönlerden aydınlatılması için küçük bir topluluk önünde ve bir sohbet havası içinde gerçekleştirilen tartışmalara panel denir. Doğrudur, elemiş oluruz. Sosyal bir problemin geniş bir kitle önünde ayrıntılarıyla tartışılması ve dinleyicilerin tartışmalara aktif şekilde rol almasıyla olur sempozyum demiş. Sempozyumda arkadaşlar dinleyiciler katılmaz. Bundan dolayı doğru cevabımız C seçeneği olacaktı. Bir cümle halinde ifade edilen bir görüş ile bir karşı görüşün öğrencilerden oluşan iki ekip arasında bir hakem kurulu huzurunda tartışılmasıdır. Münazara bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Herkes ilgilendiren bir konuda konuşmacı dinleyici ayrımının bir anlamda ortadan kalkmasıyla ve dinleyici katılımıyla oluşur. Forum bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz arkadaşlar. 12. soru. Yukarıdaki parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirmelidir demiş. Parçamıza bakalım. Türkiye'de çocuk edebiyatına dolaylı yoldan hizmet eden bir başka faaliyet çevirilerdir. Batı'dan yapılan ilk roman çevirisi Fenelo'nun nokta nokta adlı eseridir. Bu eser nedir arkadaşlar? Hatırlayacağınız gibi Telamak adlı eserdir. 1862 yılında ilk kez nokta nokta tarafından Türkçe'ye nakledilen eserde özel bir çocuğun gelecekte hükümdar olacak çocuğun eğitimi söz konusudur diyor. Arkadaşlar bunu çeviren kişi kimdir? Yusuf Kamil Paşa'dır. Fenolondan çevirmiştir bu eseri. Seçeneklere baktığımızda ise değil değil Telemak Yusuf Kamil Paşa doğru cevabımız nedir? C seçeneği olacaktır. 13. soru Edebi bir akımın ilkesini belirten bu sözler aşağıdaki romancılarımızdan hangisi tarafından desteklenmez diyor arkadaşlar. Parçaya bakalım. Roman dediğin bir uzun yol üzerinde dolaştırılan bir aynadır. Bir bakarsın göklerin maviliğini bir bakarsın yol, yolun irili ufaklı çukurlarında birikmiş çamuru görürsün. Sonra da kalkıp heybesinde bu aynayı taşıyan adamı ahlaksızlıkla mı suçlayacaksınız? Ayna çamuru gösteriyor diye ayna aynaya kabahat bulmak olur mu ifadelerinden. Arkadaşlar bakın biz burada neyi görüyoruz? Realizmin ön plana çıktığını görüyoruz. Realizmden bahsediyor. Yoldaki çukur ya da çamur arkadaşlar realizmin bir göstergesidir. Ahmet Mithat Efendi'ye baktığımızda ise arkadaşlar biz daha çok ne görürüz eserlerinde? Romantizm görürüz. Bundan dolayı da doğru cevabımız nedir? E seçeneği olacaktır. 14. soru. Yukarıdaki parçada boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi getirmelidir demiş. Parçamıza bakalım. Ay Demir adlı Turancı düşüncenin izlerini taşıyan romanıyla ünlenmiştir. Rusya'da esaret altında yaşayan Türklerin siyasal ve sosyal problemlerini konu edinen roman Anadolu dışındaki Türkleri kucaklamak arzusuyla kaleme alınmıştır. Demir Bey ile Hazin'in Türklük düşüncesi çevresinde ortaya çıkan gelişen aşkları anlatılır demiş. Arkadaşlar bu eser Ahmet Hikmet Müftüoğlu'nun değil, Reşat Nuri Güntekin'in değil, Refik Halit Karay'ın değil, Ali Canip Yöntem'in de değil, bu eser Müfide Ferit Tekin'dir arkadaşlar. Arkadaşlar Müfide Ferit Tek, Türkçülük akımının roman türündeki ilk temsilcilerinden biridir. Aynı zamanda Kurtuluş Savaşı'na kalemleriyle katkıda bulunmuştur. Bakın iki tane önemli eseri var. Birincisi Ay Demir adlı eseridir arkadaşlar. Pervaneler adlı arkadaşlar romanlarıyla buna destek olmuştur. Bundan dolayı da doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. 15. soru Aşağıdakilerden hangisinde sanatçı yanlış bir bilgi ile verilmiştir diyor. Talip Apaydın köy kökenli olmasının kazandırdığı birikimle köy konulu romanlarıyla tanınmıştır. Doğrudur arkadaşlar A seçeneğini elemiş oluruz. Necatı Cumalı oyunlarının yanı sıra Tütün Zamanı, Acı Tütün romanlar ile tanınmıştır. Doğrudur bunu da elemiş oluruz. Mehmet Eroğlu kendi kuşağının sorunlarını anlattığı ilk romanı ıssızlığın ortasında yapıtıyla tanınmıştır. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Ayla Kutlu, orta sınıf insanların, özellikle kadınların sorunlarını ve iç dünyalarını anlatmayı tercih etmiştir. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Orhan Pamuk, fantastik romanın temsilcisi olduğunu kanıtlayan Göçmüş Kediler Bahçesi'nde adlı eserleriyle tanınmıştır diyor. Arkadaşlar bu eser Orhan Pamuk'un değil. Kime aittir arkadaşlar? bilge kara suya aittir. Bundan dolayı yanlış verilmiştir. Bunun için de doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. 16. soru. Aşağıdaki sanatçılardan hangisi Servet Fu'nun edebiyatında özellikle yukarıdaki parçada söz edilen türde yoğunlaşmış, bu türdeki çalışmalarıyla ön plana çıkmıştır diyor. Bakalım. Eleştiri yazıları bir sanat yapıtını tanıtmakta önemli rol oynar. Eleştirmen okuyucuya yeni düşünce ufukları açtığı gibi Sanat yapıtını eleştirel bir gözle okuma alışkanlığını da kazandırır. Bir yapıtı tanıtırken eleştirmene düşen şey yansız değerlendirmeler yapmaktır. Eleştirmen kendi duygularından ne kadar sıyrılabilirse o ölçüde başarılı bir değerlendirme yapar. Böyle bir değerlendirmede okuyucuyu doğru yönlendirir ifadelerinden. Bakın arkadaşlar. Hüseyin Suat Yalçın demiş bunu ne yaparız? Elemiş oluruz. Aslında eleştirileriyle ünlü kişi kimdir arkadaşlar? Hüseyin Cahit Yalçındır. Eleştirilere de tek başına cevap veriyor. Ama bu Hüseyin Suat Yalçın olmadığı için kardeşi bunu elemiş oluruz. Süleyman Nazif bu da değil. Tevfik Fikret bu da değil. Faik Ali Ozansoy bu da değil. Tabii ki arkadaşlar dönemin yine en önemli eleştirmenlerinden biri olan cevap nedir? Ahmet Şahip'tir arkadaşlar. Bunun için de doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. 17. soru aşağıdaki yazıların hangisinin alındığı metnin türü yanlış verilmiştir diyor. Bakalım bütün geceyi pek rahatsız ve uykusuz geçirdim. Bir taraftan anafartalar mıntıkalarından gelen raporlar ve özellikle yanlış fakat önemli haberler beni bizzat uğraştırdığı gibi bir taraftan da evvelki günlerin felaketli durumunu düşünüyorum ifadesinde. Arkadaşlar bu bir günlük müdür? Evet günlüğü anlatıyor. Bütün geceyi demiş. O yaşadığı günü anlatıyor. O yüzden bu doğrudur. A seçeneğini elemiş oluruz. Yıldız Sarayı'nın ufak bir salonunda Vahdettin'le adeta diz dize denecek kadar yakın oturduk. Sağında dirseğini dayanmış olduğu bir masa ve üstünde bir kitap vardı. Bu da anı mıdır arkadaşlar? Vahdettin'le sahip olduğu bir anıyı anlatıyor. Bu da doğrudur. Bunu elemiş olduk. Asıl adı Kemal Sadık Gökçeli olan Yaşar Kemal 1923 yılında Osmaniye'nin Hemite köyünde dünyaya gelmiştir. Niger Hanım ile çiftçi Sadık Efendi'nin oğludur. Yaşar Kemal'in hayatı hakkında bilgiler veriyor. O yüzden biyografidir. Bunu da elemiş oluruz. Buradan Antalya'ya doğru yola çıktım. Bu şehir yüz ölçümünün genişliği, nüfusunun çokluğu ve planın muntazamlığı itibariyle bölgenin en önemli gelen şehirlerindendir demiş. Arkadaşlar gezip gördüğü bir yeri anlatıyor. Antalya'nın bir yerini anlatıyor. Bu da bir gezi yazısıdır. O yüzden arkadaşlar biz D seçeneğini dilemiş oluruz. İzin verirseniz sizlere ilkbahardan söz açmak istiyorum. Bahar sözcüğünün kendine mahsus bir çekiciliği vardır. Yalnız tabiat için, kırlar için, çiçekler için, ağaçlar için değil, İnsanlar için de bir bahar, bir ilkbahar düşünülür ifadesinden. Bu bir eleştiri değildir arkadaşlar. Bu bir denemedir. Bundan dolayı da doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. 18. soru. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilemez demiş. Bakalım. Türkiye'deki edebiyat tarihi çalışmaları batıdaki gelişimi izler. Eski şair tezkileleri biyografi türünde bir tür antoloji niteliği taşıyan yapıtlardır. Modern anlamda edebiyat tarihi çalışmaları 19. yüzyıldan sonra başlamıştır. Bu çalışmalarıyla tanınan sanatçılarımızdan biri de nokta nokta olmuştur diyor. Arkadaşlar Fuat Köprülü olur mu bu? Olur. Hatırlarsanız Türk edebiyatında İlk Mutasavvıflar adlı eseri vardır. Bu buraya olur arkadaşlar. O yüzden A seçeneğini elemiş oluruz. Ziya Osman Saba olur mu? Dursun arkadaşlar bir. Ahmet Hamdi Tanpınar bu da değerli arkadaşlar 19. asır Türk edebiyatı tarihi adlı eseri var. Bu da olur. Bunu da elemiş oluruz. Nihat Sami Banarlı, Resimli Türk Edebiyatı Tarihi var bunun. Bu da Edebiyat Tarihi üzerine çalışmalar yapmıştır. O yüzden biz bunu da elemiş oluruz. İsmail Habib Sevik, bu da Türk Teceddül Edebiyatı Tarihi'ni kaleme almıştır. Edebiyat Tarihi ile ilgilenmiştir. E seçeneğini de elemiş oluruz. Ziya Osman Sabı arkadaşlar, Edebiyat Tarihi ile ilgili çalışmaları yoktur. Bundan dolayı da cevabımız B seçeneği olacaktır. 19. soru. Aşağıdaki sanatçılardan hangisi herhangi bir topluluğa katılmamıştır diyor. Parçamıza bakalım. Tanzimattan günümüze kadar aynı sanat anlayışını benimseyen sanatçılar dergi, gazete veya bir ülke etrafında hareket etmişlerdir. Buna rağmen bazı sanatçılar hiçbir edebi topluluğa bağlı kalmamışlardır diyor. Arkadaşlar Hüseyin Rahmi Gürpınar bakın bu Servet Fun'un döneminin bağımsız sanatçısıdır. Halit Siyah Uşaklıgili biz nerede görüyoruz? serveti fünunda görüyoruz arkadaşlar. Peki Ziya Gökalp nerede? Ziya Gökalp de minni edebiyat içerisinde yer almıştır. Ahmet Haşim bu da fecraati içerisinde yer almıştır. Cemal Süreyya bu da ikinci yeniciler arasında kalmıştır. Bundan dolayı da doğru cevabımız hiçbir topluluğa bağlı olmayan Hüseyin Rahmi Gürpınar'dır. Yani A seçeneği olacaktır. 20. soru Numaralanmış şiirler, dil, anlatım ve tema açısından sırasıyla aşağıdaki şiir geleneklerinden hangisini örneklemektedir diyor. Birinci örneğimize bakalım. Gecenin dürüstlüğünden herkes kuşkulanır. Korkular o kuş yüklü iniltilerden ve mor ağzını gecenin kumuna batıran ben. Çağdaş serüvenler adına bütün fotoğraflarını yakan, yakan ve bekleyen. Arkadaşlar biz bu ifadelere baktığımızda konuşma dilini kullanıldığını görüyoruz. Aynı zamanda halk kültüründen örneklere de yer verilmiş. Folklor aynı zamanda arkadaşlar kullanılmamış. Şiirin içsel zenginliği kullanılmaya çalışılmış. Ve ee, daha çok aydın kesime hitap ettiğini görüyoruz. Birinci parçanın o yüzden birinci parça nedir arkadaşlar? İkinci yeni şiirine bizi anlatmaktadır. İkinci parçaya baktığımızda ise ey halk diyorum. Ey çocuk derken ben de bir ağlama. İleçliyorum bütün bireyci şairleri. Hala gidiyorum portakal almaya. İleçliyorum Olaf kalabalıklarını, kurumuş yürekleri, bireyin kurtuluşunu filan. Arkadaşlar halka hitap ediyor, halkı yönlendirmeye çalışıyor. Bu ifadeden de biz bunun ne, olur, ne olduğunu anlarız arkadaşlar toplumcu gerçekçi sanatçılara ait olduğunu görüyoruz. Bundan dolayı da şiire baktığımızda öz şiir garipçiler olmaz. İkinci yeni akımı toplumcu şiir aradığımız cevap budur. Bunun içine doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. 21. soru Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışlığı vardır demiş. Şiirlerinde din dışı konuları işleyen Baki, gazel biçiminde yazdığı şiirlerle tanınmıştır. Doğrudur arkadaşlar. Baki din konularına yer vermemiştir. Doğrudur. A seçeneğini elemiş oluruz. Bağdatlı Ruhi, şiirlerinde dönemin olumsuzluklarını terkibi ben nazım şekliyle aktarmıştır diyor. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Hiciv türünün en önemli temsilcilerinden olan Nef'i, kaside nazım şekliyle oluşturduğu şiirlerle bilinmektedir. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Mahalleleşme akımının en önemli temsilcisi olan Nedim, dini konularda şiir yazmamıştır. Evet. Daha çok şarkı türünde tanıyoruz Nedim'i. O yüzden D seçeneğini de demiş oluruz. 17. yüzyılın önemli şairlerinden olan Fuzuli, şiirleri yanında süslü nesil alanında da başarılı örnekler vermiştir diyor. Arkadaşlar süslü değil, orta nesile örnektir. Bundan dolayı da doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. 22. soru Aşağıdaki yargılardan hangisinde bir bilgi yanlışı vardır diyor. Bakalım. Duygu Asena 80'li yıllarda yazdığı Kadının Adı Yok romanında kadın sorunlarına yer vermiştir. Doğrudur arkadaşlar, bunu elemiş oluruz. Selim İleri ilk romanı Destan Gönüllerden başlayarak gittikçe zenginleşen konuları içeren romanlarıyla dikkat çekmiştir diyor. Bu da doğrudur, bunu da elemiş oluruz. Cevat Şakir Kabağaçlı sanatını Bodrum civarında ki balıkçıların yaşam serüvenlerini anlatmaya adamıştır. Evet sürgüne gitmişti. Oradan almıştı bu ismi hatırlayın. Bu da doğrudur. Buna da elemiş oluruz. Orhan Kemal ilk eserlerinde ekmeği ve ekmeği işlerken son eserlerinde özellikle avare yıllardan sonra aşk konusunu ön plana çıkarmıştır. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Bilge Karasu tuhaf bir kadın romanında kadının toplumsal yerini belirlemeye çalışmıştır diyor. Arkadaşlar bu Bilge Karasu değil Leyla Erbil olacaktır. Bundan dolayı da doğru cevabımız E seçeneğidir. 23. soru aşağıdakilerden hangisinde genellikle şiirde etkili olan akımlar bir arada verilmiştir diyor. Arkadaşlar şiirde etkili olan akım nedir? Sembolizm, Parnasizm ve Fütürizmdir. Bakalım. Sembolizm, Parnasizm, Fütürizm ilk seçenekte vermiş. Bundan dolayı doğru cevabımız da A seçeneği olacaktır. Sembolizmde kim var arkadaşlar? Bakın önemli bir ismimiz var. Ahmet Haşim var. Peki Parnasizm denildiğinde aklımıza kim geliyor? Tabii ki Tevfik Fikret geliyor arkadaşlar. Aynı zamanda dönemin önemli isimlerinden Cenab-ı Şahabettin gelir hatırlarsanız. Peki Fütürizm dediğinde kim aklımıza geliyor? Tabii ki Fütürizm dediğinde de aklımıza Nazım Hikmet gelmelidir arkadaşlar. Evet arkadaşlar son sorumuza geçiyoruz. 24. soru. Aşağıdaki metinlerin hangisi bireyin iç dünyasını esas alan bir yapıttan alınmış olabilir diyor. Arkadaşlar bireyin iç dünyasını ele alan eserler nedir? Şu özelliklere sahiptir bakın. Bunalım, yabancılaşma, bireyin toplumla hesaplaşması, yalnızlık, sıkıntı, bilinçaltı gibi konular eserlerin genel konularını oluşturur. Yine bu eserlerde ruh tahlillerine yer verildiğini görüyoruz. Psikolojik tahlillere yer verildiğini görüyoruz. Ve düş analizi, bilinç akışı gibi tekniklerden de sanatçılar ne yapmışlardır? Faydalanmışlardır. Şimdi bu bilgiler ışığında seçeneklerimize bakalım. Memleketimiz bitip tükenmez zeytin ormanları arasında şirin, sakin bir kasabaydı. Yaz, kış, üstünden güneş, etrafından yeşillik eksik olmazdı. Şiddetli yağmuru, fırtınası bile olmayan bu memlekette bir gün en beklenilmez bir kıyamet koptu muharebe. Böyle bir anlattığımız özellikler var mı? Yok. A seçeneğini elemiş oluruz. Saat 10'dan itibaren Ankara Palas'ın önü heyecanlı bir canlılıkla harekete gelmeye başladı. Polislerin beyaz eldivenli elleri kuru soğuğa rağmen kim bilir daha ne vakitten beri otelin kapısında birikmiş olan meraklı halk kümelerini zorlukla açabiliyordu. Arkadaşlar burada da böyle bir ifade yok. Bey denemiş oluruz. Az değil ama o da vazifem değil mi diye cevap verdim. Alaycı gözlerini üstümde gezdirdi. Bir şey söylemedi. Sonra dışarıda kahvede arkadaşlardan duydum. Marif müdürü bana kızgınmış. Ben köylülere teşkilat-ı esasiye kanunu okumuş, anlatmışım. Burada da anlattığımız özelliklere ait bir özellik yok. Bunu denemiş oluruz. Bana öyle geliyor ki bu devre de kapanıyor içimde ve dünyanın her tarafında ben koltuğumda hareketsizim bakıyorum bekliyorum onu izah etmeye hazırlanıyorum bir şey anlamak ve anlatmak için değil sadece beynimin herhangi bir şey çiğnemek için gıcırdayan dişlerinin arasına bir fikir sakızı atmak için arkadaşlar bakın bu olabilir bu bir dursun biz yoksuluz diye bizim tepemize biniyorlar oğlum şimdi sen geliyorsun ya bu karataşa şanlı şöhretli karşılayacaklar seni. Alayla, davul zurnayla götürüp döşeli evlere indirecekler seni. Akşam ağırlayacaklar kınalı kuzuyla. Günden yataklar serilecek altına. Burada da arkadaşlar bireye dair hiçbir şey yok. O yüzden biz D e seçeneği dilemiş oluruz. D seçeneğine baktığımızda bakın. Bu devrede kapanıyor derken yine içimde ve dünyanın her tarafında derken arkadaşlar bir bunalım, bir yalnızlık, bir sıkıntı olduğunu görüyoruz. Yine parçanın geneline baktığımızda ise ruh tahlilleri, psikolojik tahlillerin ağır bastığı görülmektedir. Bunun için de doğru cevabımız D seçeneği olacaktır arkadaşlar. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Kanalıma abone olduktan sonra bildirimleri açmayı ve arkadaşlarınızı önermeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle hepiniz hoşçakalın.